Normal şartlarda bugün AK Parti grubu olarak toplantıya katılmamayı düşünüyorduk. Lakin meclis çalışmalarının aksamaması, hizmetlerin devam edebilmesi açısından sizin en son mecliste yapmış olduğunuz bayanlara karşı saygısızlık neticesinde diğer bayan arkadaşlarımız katılmadı. Diğer arkadaşlarımızın da normal mazeretleri vardı. Bu sayede onlar da katılmamış oldu ama hizmet devam etsin diye bu kadar arkadaşla katılmaya karar verdik. Aynı zamanda katılmayan bayan arkadaşının üçü de sizi kınadığını da iletmemi söylediler. Bu da üzerimde kalmasın. Beni niye kınıyorlar? Arkadaşlar, o zaman ben de birkaç şey söyleyeyim. Yani dün baktım, top tweet olmuşuz gene. Ne oluyor ki dedim, ne yaptık gene. Şimdi arkadaşlar, geçen bir belgeselde izledim. Dinozor hayvanını bilir misiniz? Dinozorların bir özelliği varmış. Dinozor ayağını bir kayaya çarpınca ağrısını 29 gün sonra hissedermiş. 29 saat düzeltiyorum. Yani ayağını çarpıyor, 29 saat sonra ağrıyı hissediyor. Şimdi arkadaşlar, 16 Mayıs'ta burada bir meclis toplantısı yapıldı. Bu meclis toplantısında bazı diyaloglar geçti. Ne oldu da 16 gün geçtikten sonra birdenbire bilinç kampanyasına maruz bırakılmaya çalıştım? Bu birinci soru. Aklınıza yeni mi geldi? İkinci soru şu. Arkadaşlar, ben olayın mağduruyum. Bir de çıkmış bazıları özür dile diyor. Ne özür dileyeceğim? Özür dilenecek bir şey yapmadım ben. Tam tersi, başta Ömer Çelik olmak üzere, milletvekili olmak üzere, AK Parti'nin siyasi temsilcileri olmak üzere onlardan özür bekliyor. Bu işler bu kadar ucuz mu ya? Böyle şey olur mu? Olayın mağduruyuz biz. Bir de eylem yapılıyor. Ha, eylem yapmaya başlamışsınız. Bu güzel. Muhalefete hazırlık demek. Şimdi arkadaşlar, söylemek istemiyorum. Ben hayatım boyunca kadınlara saygısızlık yapmadım. Geçen sefer bir olayı anlattım. Bundan dolayı yanlış anlaşılmaya açık dedim. Evet, kendim amasız refakatsiz özür diliyorum dedim. Ama bu olayda özür dilenecek olan kişi benim, tekrar ediyorum. Bir de arkadaşlar, hani böyle bir anda kadın hakları savunucusu kesilenler aklıma geldi. Mesela Burak Bey ki burada. Bakın, Burak Bey burada bir tweet atmış. Demiş ki, hatırlar mısınız bu tweetinizi Burak Bey? 15 Temmuz'da reis kaçacak diye okudukları müsveddeleri milletimizle birlikte nasıl rulo yaptıysak, yine milletimizle dış güçlerin maşası Kılıçdaroğlu'nun şu an okuduğu müsveddeleri 2023'te rulo yapıp eşine vereceğiz. Eşine vereceğiz. Eşine vereceğiz. Ne demektir bu ya? Ne demektir ya? Sonra bu adamlar çıkacak. Bu fotoğraf senin sayfandan alınmış. Eline vereceğiz demek ne demek ya? Sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşine. Yalan. Peki. Düzelttim ben onu. Bir saniye içinde düzelttim. Beni o kadar takip ediyorsunuz ki 2 saniyede çekmişsiniz onu. Siz Rasim'i ne kadar takip ediyorsanız, Rasim de sizi o kadar takip ediyor. Peki. Ayıp diyorum bunu. Kesinlikle ben ediyorum. Bunu ben ya. Arkadaşlar. Ben siz değilim kadına laf söyleyecek. Bunu. Ben türban demiyorum. Otur yerine. Otur yerine. Şuna bak. Böyle yazıyorsun. Pudrayı mı fazla kaçırdın o saatte? Ne içiyorsunuz kardeşim? Öyle mi? Ama biri çekmiş işte. Biri çekmiş işte. Biri çekmiş işte. Ya boş ver, boş ver. Ya sen genel başkanın eşine bunu yazmışsın. Adam saat 10'da açıklama yapıyor. Sen hemen 10 dakika sonra arkadaşlar sakin ol. Arkadaşlar, bu senin sayfandan alınmış bir fotoğraf. Devam edeyim. Müsaade edin. Bütün gazeteciler alsın baksın. Buyurun. Burak Bey, ben seni takip etmiyorum. Ben seni takip etmiyorum. Bir yerden bana getirdiler. Evet, devam ediyorum. Tamam, buyurun. Buyurun, düzelttim diyorsanız sevindim. Tamam, otur artık. Tamam, otur. Tamam, otur. Tamam, düzelttim diyorsan. 10 saniye. Tamam. Allah Allah.
Kadınlar benim en yakın çalışma arkadaşlarım ya. Evet, sizin verdiğiniz değeri söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız demiş ki zamanında kadın ile erkek eşit olamaz, fıtrata aykırı. Bu da mı yalan? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek. Yani sizin ne işiniz var iş hayatında diyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, anası ölsün demiş. Yani tecavüze uğrayan biri olursa çocuğu aldırmak yerine bırak anası ölsün demiş. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, iş isteyen bir kadına demiş ki evdeki işlerin yetmiyor mu demiş. Senin ne işin var dışarıda? Fetvacı bir hocanız var, sizin destek verdiğiniz Sosyal Doku Vakfı kurucusu. Her çalışan kadın, kadın çalışarak fuhuşa hazırlık yapar. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kahkaha atan kadın iffetsizdir. Şarkıcı Uğur Işılak, kısa dönem milletvekilliğinizle yaptı. İlk toplantıda uyuyakalan. Kadının fıtratında köle olmak var diyor. Devam ediyorum. Sefer Üstün, AK Parti milletvekili zamanında. Tecavüze uğrayan kürtaj yaptırmasın. Laflara bak. Ömer Turul İnançar, hamile kadın sokakta dolaşamaz. Laflara bak. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kadınlar için tek kariyer anneliktir. Kadın hakları savunucularına bak. Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türk kadını evinin süsüdür. Eşya mı bu ya? Sayın Erdoğan, kadına karşı şiddet abartılıyor. Tecavüze uğrayan doğursun. Recep Akdağ, Sağlık Bakanı bunu söyleyen. Gerekirse devlet bakar. Yine Ayhan Sefer Üstün, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, tecavüze uğrayan kürtaj yaptırmamadı. Bosna'da kadınlar tecavüze uğradı ama doğurdular. Melik Gökçek gene, kadın ahlaklı olsun, kürtaj yaptırmak zorunda kalmasın. Dönemin Aile Sosyal Politikalar Bakanı, Ensar Vakfı'ndaki tecavüz olaylarından dolayı, 45 öğrenciye yapılan tecavüzden dolayı bir kereden bir şey olmaz demişti. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız gezi eylemlerine katılanlara sürtük diye hitap etti. Yeter mi arkadaşlar? Yani kadın hakları savunucusu mu oldunuz? Hepiniz. Böyle şey olur mu? Örnekleriyle gösterdim. Ya siz zihniyet itibarıyla kadını eş gören, eşit gören insanlar çoğunuz maalesef değilsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla şov yapmayın. Türkiye'nin gündemini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Türkiye'nin gündemini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Dün sayın vekilimiz mecliste bir konuşma yapıyor. Zaten 3 tane konuşması var, hepsi benimle ilgili. 1 dakikalık söz almış. Türkiye'de her gün elektriğe, akaryakıta zamlar geliyor. Hiç onun derdi değil. Şiir okuyor bana. Tamamını okuyayım ben size. İmansız da vicdan olmaz çocuğum. 40 cesette bir can olmaz çocuğum. Tay büyür, at olur, ona sözüm yok diyor. Son kıtasını okumak bana yakışmaz diyor, son mısrasını. İt büyüyüp insan olmaz çocuğum, o son mısra. İşte biz it olmadığımız için adam olduk zaten sayın vekilim. İtlik yapmadığımız için adam olduk. Yani insanda biraz edep olur. Özür bekliyorum derken bunları kastediyorum. Ya bir milletvekilinin işi sadece Bolu Belediye Başkanı ile ilgili 3 konuşma mı? 4 yılı tamamlandı. 4. 4 yıl boyunca sayın milletvekilini Bolu'daki işsiz gençlerin sorunuyla Türkiye'deki işsizlikle ilgili konuşurken duyan var mı? Orman köylülerinin sıkıntılarını bir kez dile getirdiğini duydunuz mu? Mazot fiyatları, gübre fiyatları yüzünden tarlasını ekemeyen Bolu köylüsünün halini dile getirdiğini duyan var mı? Topu taşımacıların, taksicilerin derdiyle hemhal olmuş mu bugüne kadar? Atanamayan öğretmenlerle ilgili tek kelime etmiş mi? Bak şu kardeşiniz milletvekiliyken bunların hepsini yapıyordu. Milyonlarca EYT'li ile ilgili çıkıp tek bir şey söylemiş mi? Hayır. 3600 ek gösterge sözü verilen polisimizle ilgili hiçbir şey söylemiş mi? Din görevlilerimizin sorunlarını hiç gündeme getirmiş mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Yoksullaşan fakir Bolu halkı niye yoksullaşıyor? Bu konuda bir şey söylemiş mi? Bu milletin yıllardır kanını emen milyonlarca sığınmacı ile ilgili tek laf etmiş mi? Evet etti. Onunla ilgili. Twitter'da. Irkçı dedi bana, faşist dedi.
Ben de sayın vekilim, imkanlarınız geniş, maaşınız müsait, üç tanesini eve alıp evlat edinip bakabilirsiniz dedim. Sonra cevap gelmedi. Bu hükümet kadın haklarını koruyan İstanbul Sözleşmesi'ni feshederken bizim Bolu'nun ilk kadın milletvekili ağzını hiç açtı mı? Açtı mı arkadaşlar? Bolu Spor düşme hattındayken Samsun'u yendiğimiz gün neredeyse ağlayarak stadı terk etti. Biz bunları unutmadık. Elektrik, doğalgaz zamları bugün de geldi. Yapılırken hiç gündeme getirdin mi? Niye yapıyorsunuz bunları diye. Biz milletvekiliyken böyle mi yapıyorduk? Partimizle de ters düşüyorduk gerekirse. 4 yıldır sayın vekilimiz acaba kaç kişi Allah sizden razı olsun dedi. Kaç kişi demiş olabilir? Çok merak ediyorum. Üstelik sayın vekile şunu hatırlatmak istiyorum. Siz benim dengim değilsiniz. Hele hele bu aşamadan sonra. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Malum şahıs dersiniz demezsiniz. Ama şu kardeşinizi Türkiye'de artık tanımayan kalmamış. Ha bunda yandaş basının da şeyi var. Bir gün ırkçısın, bir gün faşistsin, bir gün sapıksın. Manşetler böyle hep sürekli. Artık ben dava açmaktan yoruldum. Ama artık sayın vekil kusura bakmasın benim için yok hükmünde. Son olarak şunları söylüyorum sayın vekile. Sayın vekil sen eski bir Cumhuriyet Halk Partilisin. Siyasi ikbali uğruna AK Parti'ye geçmiş birisin. Şimdi tek söylediğinde bugüne kadar padişahım çok yaşa. Erdoğan güzellemeleri dışında bir konuşmasını hatırlamıyorum. Zaten şunu da anlamıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nda bu eski AK Partililere bir yere getirme heyecanı isteği var. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da eski CHP'lileri alıp bir yerlere getirme şeyi var. Ya ikiniz de yanlış yapıyorsunuz. Onlar siyasi ikballeri için partisini satmış insanlar. Yarın ilk fırsatta size bunlar satacak. Tüm dönekler için söylüyorum. Oradan oraya dönmüş, buradan buraya dönmüş olanlar. O yüzden arkadaşlar lütfen bu konulara bir daha girmeyin. Ömer Çelik beyefendi benden özür dileyecek. İletin kendisine. Yoksa ben de gerekli hukuk girişimleri yapacağım. Beni tehdit etmek Ömer Çelik'in hakkı da değil, haddi de değil. Ben buraya ağaç kavuğundan gelip oturmadım. Sarayın bahçesinde bulup beni buraya getirmediler. Sandıktan çıktım. Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı gibi. Bir de arkadaşlar Türkiye'de neler oluyor ya? Bu hani dindar bir gençlik yetişecekti. Dindar gençlik yerine bir bebek gençliği yetişmiş işte. Utanarak izliyoruz. Neyse. Artık daha fazla bir şey söylemeyeceğim.